Evet, değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım, sizleri ve ekranları başında bizi takip eden aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün 20 Mayıs Cuma ve gündemdeki konulara ilişkin basın toplantımızı gerçekleştirmek üzere huzurlarınızdayım. Katılımınızdan ve takibinizden dolayı da her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, Türkiye'de gündem ekranlarda, sosyal medya platformlarında ve birçok başlıkta çeşitlendiriliyor. Akşam televizyon kanallarında bize ne izlettiriliyorsa o oluyor. Programlarda ne konuşuluyorsa onlar gerçekleşiyor. Veya sosyal medyada etiket neyse bütün Türkiye onu konuşuyor zannediyoruz. İşte biz buna tam olarak güncel yanılgı diyoruz. Nedir güncel yanılgı? İnsanların asıl gündemden uzaklaştırılması amacıyla üretilen suni gündemlerle toplumun meşgul edilmesi, yalanın gerçeğe en yakın şekilde söylenerek doğrunun, hakikatin maskelenmesidir güncel yanılgı. Bütün alanlarda, bugün hayatın her alanında bu tarz güncel yanılgılarla hep birlikte karşılaşıyoruz. İşte tam olarak burada bizler Saadet Partisi olarak bu güncel yanılgılara takılmadan hakikatin mücadelesini vermeyi ve insanımızın ve milletimizin gerçek gündemini konuşmayı kendimiz adına ve içinde bulunduğumuz milletimiz adına bir borç olarak kabul ediyoruz. Kıymetli arkadaşlarım, 2022 yılı Dünya Mutluluk Raporu'na göre ülkemiz 112. sırada yer almaktadır. Aynı rapora göre 2020 yılında 93. sırada yer alıyorduk. Yani 2 yıl içerisinde 19 sıra gerilemiş olduk. Mutsuzluğumuz yıldan yıla artarken işin kötü tarafı odur ki gençler arasındaki mutsuzluğun daha belirgin ve daha bariz bir şekilde görünüyor olmasıdır. Yapılan gençlik araştırmalarıyla ortaya çıkan tablo hakikaten ülkemiz ve milletimiz adına büyük endişeleri ve büyük kaygıları ortaya koymaktadır. Gençlerin %82,9'u Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizlik var diyor. Türkiye'de gelir dağılımında adaletin olduğunu, yani paylaşımın eşit bir şekilde yapıldığını söyleyenlerin oranı ise sadece %1,8 seviyelerinde kalmaktadır. Aynı araştırmada gençlerin %87,3'ü ülkemizde işsizliğin ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor. Yine gençlerin %64'ü işe alımlarda maalesef torpilin, yani nepotizmin, liyakatin önünde tutulduğunu ifade ediyor. Her iki gençten birisinin mutlu olmadığını bu rakamlar bize gösterirken yine %72,9 gibi bir oranla gençler imkanımız olsa yurt dışında yaşarız noktasında bir kanaati ifade ediyor. Aslında İktidar dediğimiz mekanizma bütün bu sorunları masaya koyacak ve bunları çözüme kavuşturmak adına gençlere imkan sağlayacak mercilerin ve mekanizmanın adıdır iktidar olabilmek. Ancak gitgide kötüleşen tablo her gün dozu biraz daha arttırılan hamasetle maalesef örtülmeye çalışılıyor. Bu tablodan habersiz olmalı ki dün Sayın Cumhurbaşkanı gençlerle yaptığı bir söyleşide hayallerinizden,
asla vazgeçmeyin diyor. Gençlerin başka bir ülke vatandaşı olma hayali kurdukları bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu gerçeklerden haberi yokmuşçasına gençlere hayallerinizin peşinden gidin demesi aslında gençleri başka ülkelere göndermekten başka hiçbir anlamı olmayan ve ayakları yere basmayan sloganlardan ve cümlelerden ibarettir. Elbette ki hayallerin peşinden koşmak önemlidir. Ancak doğru hayalleri kurabilmek ve ülkemizin geleceği adına, milletimizin kendi geleceği adına hayalleri kurması elbette ki bundan daha da önemlidir. Siz gençlerde hayal kuracak bir mecal dahi bırakmadınız. Siz gençlerden geleceğe umutla bakacağı, geleceğe heyecanla bakacakları bir anlayışı ve bir ideali, bir hayali maalesef ki bırakmadınız. Bugün gençler borçla, bugün gençler işsizlikçe adeta cebelleşiyor. Diğer taraftan buradan bu vesileyle bütün genç arkadaşlarıma bu vesileyle sesleniyorum. Elbette ki hayallerinizin peşinden sonuna kadar koşun. Ancak en büyük hayaliniz huzurlu, müreffeh, yaşanabilir bir Türkiye'yi. Hiçbir vatandaşının başka bir ülkede yaşama hayali kurmak istemedikleri o Türkiye'yi kurma hayali olsun. Ve bu hayal çerçevesinde bütün gençlerin ülkemizin geleceğini, aydınlık yarınlarını inşa etmek adına organize olmaya davet ediyorum. Kıymetli arkadaşlarım, ülkemizin asıl gündemlerinden, milletimizin her gün adeta feryadını daha da güçlü bir şekilde ifade ettiği ekonomik alanda yaşanan sorunları acı bir şekilde takip ediyoruz. Ekonomi bugün adeta alarm veriyor. Kur artıyor, borç artıyor ve enflasyon her geçen gün artıyor. Öve öve bitiremedikleri, bir cümleyle kontrol altına aldık dedikleri kur korumalı mevduat sistemi de döviz kurunu tutmaya yetmedi ve bu anlayışla da hiçbir zaman yetmeyecektir. Bakınız, kur korumalı mevduat sisteminin açıklandığı 17 Aralık'ta 1 dolar ne kadardı? 17 Aralık'ta 1 dolar 17,53 kuruştu. Sonrasında 11 liranın altına kadar düştü. Dediler ki artık dolar yükselmeyecek. Kur korumalı mevduat sistemiyle artık biz doları dizginledik. Bundan sonra ülkenin dolar diye bir gündemi olmayacak dediler. Neydi bu kur korumalı mevduat sistemi? Vatandaşa Türk lirası mevduatı üzerinden dövize endeksli ekstra faiz ödemesiydi. Vatandaşa daha fazla faiz ödeyerek dövizi kontrol altına almaya, kontrol altında tutmaya çalıştınız. Ne oldu peki? Kur, dolar kuru bugün itibariyle 15,95'e yükseldi. Yani dolar bugün 16 lira seviyesine dayanmış vaziyette. Kur korumalı bu mevduat sistemi sebebiyle de bütçeye milyarlarca lira maalesef ek yük gelmiş oldu. Zaten kur farkı sebebiyle 1/3'ü eriyen bütçe plansız ve programsız uygulamalar neticesinde adeta buz gibi erimeye devam etmektedir. Bakınız bugün bizim dış borcumuz ne kadar? Bugün dış borcumuz bizim 441 milyar 100 milyon liradır. Sadece geçtiğimiz bir haftalık süreçte doların 33 kuruş artmasından dolayı dış borcumuz
145 milyar lira daha fazla artmış oldu. Bunun sorumluluğundan nasıl kaçacaksınız? Bunun hesabını bu millete mutlaka ama mutlaka vereceksiniz. Bakın Nisan ayında ödediğimiz faiz gideri 19 milyar lira. Sadece Nisan ayı içerisinde ödediğimiz faiz miktarı 19 milyar lira. Yani 2022 yılının ilk çeyreğinde ödediğimiz faiz miktarı ise 104 milyar liranın üzerine çıktı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Allah aşkına nereye bu gidiş? Ne yapıyoruz? Bu milletin alın teri, bu milletin emeği bu kadar ucuz olmamalıydı. Bu milletin alın teri ve emeği bu kadar kolay harcanmamalıydı. Vatandaşa dişinizi sıkın, kemerinizi sıkın dediniz. İnsanlarımız da devletimiz sağ olsun diyerek yine en büyük fedakarlıkları yaptı. Ancak yetmedi. En zorlu döneminde vatandaşa destek göndermek, vatandaşa kaynak ayırmak yerine yine dönüp insanımıza İBAN numaraları gönderdiniz. Vatandaşlarımız bütün bunların neticesinde elinden gelen bütün fedakarlığı gösterdi. Ama yine vatandaşın artık sabretmeye, insanımızın artık fedakarlık yapmaya takati de, mecali de kalmamıştır. Dolayısıyla bu anlayışla, sadece insanlardan fedakarlık bekleyen bu anlayışla insanlarımıza huzurlu bir Türkiye'yi getirebilmek mümkün değildir. Siz kamu kaynaklarını 3-5 tane şirkete peşkeş çekiyorsunuz. Garantili projelerle milletin emeğinden aldığınız vergileri bir takım holdinglere pay ediyorsunuz. Sonra kürsülere çıkıp hamaset yapıyorsunuz ve adeta umut ve hayal satıyorsunuz. Milletin eğer böyle devam ederse, işte bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım'ın Konya'da vatandaşlarımızın tepkileriyle nasıl karşı karşıya kaldıklarını, her dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne en çok oy vermiş Konya'da nasıl vatandaşlarımızın tepkileriyle karşı karşıya kaldıklarını sosyal medyadan bizler de görmüş olduk. Eğer ülkede sorunları çözemezseniz, eğer ülkede sorunları çözmek yerine hamaset ve kürsülerden hayal satmaya çalışırsanız, gün geçtikçe milletimizin karşısına çıkamayacak, artık milletimizin yüzüne dahi bakamayacaksınız. Bakın bugün vatandaşlarımızın ne halde olduğunu bilmek mecburiyetindesiniz. Bugün adeta şairin ifadesiyle milletimizin iktidara söylediği cümle şundan ibarettir. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? İşte bugün aslında bu cümle vatandaşla iktidar arasındaki ilişkiyi açıkça gözler önüne sermiştir. Siz bu milletin neler çektiğini nereden bileceksiniz? Bakın BDDK'nın verilerine göre vatandaşın bankalara olan borcu bir önceki yıla göre %16 artarak 803 milyar lira olmuş. Kredi kullanan kişi sayısı da 1 milyon 300 bin kişi daha da artmış. Yine BDDK'nın verilerine göre çiftçilerimizin bankalara olan kredi borcu 2022'nin Mart ayına 2022'nin Mart'ından bir önceki yılın Mart ayına göre kıyasla %33,2 artarak 185 milyar 900 milyon liraya yükselmiştir. İnsanımızın bankalara olan toplam borcuna baktığımız zaman bu borcun 1 trilyon 37 milyar liraya
çıktığını görüyoruz. Bu neyin göstergesi? Bu vatandaşın artık hayatta kalmak için bile kredi çekmek zorunda bırakıldığının, insanımızın hayatta kalmak için borçlanmak zorunda bırakıldığının açık bir göstergesidir. Bu en temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile kredi kullanmak zorunda kalındığının bir göstergesidir. Bu çocuğunu okutabilmek için kredi çekmek zorunda kalındığının maalesef acı bir göstergesidir. İktidardaki arkadaşlara buradan sesleniyorum. Bu rakamlar Allah aşkına, bu rakamlar sizi ürkütmeye yetmiyor mu? Ne yazık ki bu düzen artık daha fazla bu şekilde devam edemez. Mevcut durumun, mevcut iktidarın ve mevcut politikaların artık sürdürülebilir bir yanı kalmamıştır. İnsanlarımızı bankalara mahkum eden, insanımızı borçlandıran bir sistem değil, insanımıza emeğinin karşılığını verecek, hakça paylaşıma dayalı bir düzeni acilen kurmak zorundayız. Kıymetli arkadaşlar, elbette ki ekonomiden bahsederken şu hususlara değinmemek mümkün olmayacaktır. Kıymetli arkadaşlar, ülkemiz Marshall yardımları almaya başladığı ve akabinde hazırlanan Berker raporunun uygulanmaya konulmasıyla birlikte tarım ve sanayide her geçen gün daha da zayıflamıştır. Özellikle bu süreç Türkiye'nin gelişmesini engellemek amacıyla kurgulanan bir plan olarak hayata geçirilmiştir. Ve bu plan çerçevesinde Türkiye'de taklitçi partiler iktidara getirilmiş ve her biri bir takım farklılıklarını millete göstermeye çalışsa da aslında uygulama bakımından taklitçi partilerin her birinin aynı ev ödevlerini gerçekleştirdiğini açık bir şekilde görüyoruz. Bakın, geçen süre zarfında yönetime gelen iktidarlar 11 ay süren 54. Refah Yol hükümeti hariç iç siyasette bir takım farklılıklar göstermiş olsalar da uygulamada hiçbir farkı ortaya koyamamışlardır. Batı tarafından adeta ev ödevi gibi verilen bu direktifleri harfiyen uygulamak adına her biri sıraya dizilmiştir. Geçmiş dönemler incelendiğinde sanayiden tarıma ve hayvancılığa gereken önemin verilmediğini, kendimize yeten bir ülke konumundayken bugün dışarıya bağımlı bir ülke konumuna nasıl getirildiğimizi hep birlikte görebiliriz. Bakınız, bugün belki de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en büyük yanlışlarından bir tanesi de tarımda ithalata dayalı bir tarım politikasını izliyor olmasıdır. Bugün ülkemiz en önemli gıda maddelerini, en temel gıda maddelerini bile maalesef ithal eder konuma getirilmiştir. Bakın, sadece yem ham maddesi için ödediğimiz para 4 milyar doların üzerine çıkmıştır. Dile kolay. Sadece yemin ham maddesi için ödemiş olduğumuz para 4 milyar doların üzerine çıkmıştır. Yine özellikle ülke olarak ciddi bir gübre ithalatı yapıyoruz ve yıllık ortalama 1 milyar doların üzerinde bir parayı ülkemizin gübre ihtiyacını dışarıdan karşılamak üzere yabancılara teslim ediyoruz. İthalat girdi maliyetlerinde ciddi bir artışa sebep olurken bu artış tarımsal üretimi ciddi bir şekilde olumsuz etkilemekte ve neticede ürün fiyatları pazarda ve markette tüketicinin cebini değil adeta canını yakar hale gelmiştir.
Özellikle son 2 yılda tarımsal üretimin yerli imkanlarla yapılmasının ne kadar önemli olduğunu hep beraber görmüş olduk. Bu pandemi sürecinde eğer biz yerli üretimin kendimize yeten bir ülke olmanın ne anlama geldiğini öğrenemediysek, şöyle başımızı iki elimizin arasına almak suretiyle kafamızı taşlara vurmadıysak, bundan sonra yaşanan hiçbir gelişme bize bir ders olmayacaktır. Bakın, son Rusya-Ukrayna krizinin küresel gıda arzındaki etkileri de göz önüne alındığında yerli üretimin önemi kat be kat artmıştır. Bakınız, Çin pandemi süreciyle birlikte başta buğday olmak üzere hububat ürünlerini stoklamaya başladı. Rusya ve Ukrayna ihracatını durdurdu. Son gelişmelere baktığımızda da Hindistan aynı şekilde buğday ihracatını durdurmuş oldu. Birçok ülke gıda ve tarım ürünlerini stokluyor ve ihracatı yasaklıyor. Önümüzdeki yıllar özellikle tarım ve hayvancılık açısından ciddi bir krizle bizi karşı karşıya bırakacak. Büyük bir gıda krizinin yaklaştığını görmemek mümkün bile değildir. Yapılması gereken şey acilen tarım eylem planı hazırlanarak ithalatın neredeyse sıfırlanacağı bir üretim ve tarımsal kalkınma hamlesini başlatmak olmalıdır. Bugün gerek hayat pahalılığıyla, gerek zamlarla mücadele etmenin başka bir yolunun olmadığını artık görmemiz ve idrak etmemiz gerekir. Ayçiçek yağını ithal ettiniz, bunun sonunda fiyatlar daha da arttı. Hayvan ithal ettiniz, et fiyatları daha da arttı. Sebze, meyve ve bakliyat ithal ettiniz ve fiyatlar daha da artmaya devam ediyor. Tüm ithalatları fiyatlar düşsün diye yaptığınızı söylüyorsunuz ama bu fiyatlar düşmüyor. Çünkü ithalat üretim mantığının ruhuna ve kimliğine aykırıdır. Toprağını bugün özellikle, bakın, çiftçilerimizle bir araya geliyoruz. Şahit olduğumuz hadiseleri buradan sizlerle paylaşayım. Bugün toprağını ekmeyen köylünün toprağını eken çiftçiden daha fazla kar elde ettiği bir modelde siz bu ülkede hiçbir sorunu çözemezsiniz. Yatların ve katların yakıtından vergi alınmazken çiftçinin vergi altında ezildiği bir modelde siz hiçbir sorunu ve hiçbir problemi çözemezsiniz. Holdinglerin yüzlerce milyonluk vergi borçlarını tek kalemde silerken ancak çiftçinin borcundan dolayı traktörünün ve toprağının haczedildiği bir modelde siz hiçbir sorunu, hiçbir problemi çözemezsiniz. Özellikle son dönemlerde süt üreticilerinin hayvanlarını kestirmek zorunda bırakıldığı böylesi bir modelde hiçbir sorun ve problemi bu anlayışla ortadan kaldıramazsınız. Kıymetli arkadaşlar, bu sebeplerden dolayıdır ki bir an önce bu anlayıştan, ithalata dayalı bu zihniyetten bir an önce vazgeçilmelidir. Yemden gübreye, tohumdan ilaca ve elektriğe kadar tarımsal üretimin her aşamasında yeterliliğe geçilecek adımları ivedilikle atmalıyız. Aksi halde önümüzdeki yıllarda paramız olsa dahi gıda bulamayacağımız bir döneme hep beraber giriyoruz. Daha önce buradan yaptığımız ikazlarımızı bir kere daha sizlerle paylaşmak istiyorum. İktidar sokağa inmeli ve mutlaka vatandaşın feryadına kulak kabartmalı ve kulak vermelidir. İktidar vatandaşın sorunlarını geçiştirmek ve suni gündemlerle örtmek için değil, bu sorunları ve yaşanan krizi çözmek için çaba ve gayret sarf etmelidir.
Kıymetli arkadaşlar, son olarak biraz önce basın toplantısına başlamazdan hemen önce tarafımıza ulaşan bir konuyu da buradan ifade ederek sözlerimi toparlamak istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, yaklaşık bir saat önce yaşanan bir mağduriyetten bahsediyorum. Aydın ilinin Bozdoğan ilçesinde bakım ve onarım sebebiyle 6 saate ulaşan elektrik kesintilerinin yaşandığı gelen bilgiler arasında. Bakımın 3 gün boyunca devam edeceği, fakat esnaflarımızın ve çiftçilerimizin iş yaptıkları saatlerde elektriğini keserek bu bakımları yapmanın hakikaten büyük mağduriyetlerde sebep olduğunu görebilmemiz gerekir. Elektrik şirketi bakım ve onarım çalışmalarını çalışma saatleri dışında atıl zamanlarda gerçekleştirmelidir. Aksi halde bugün esnaf ve çiftçilerimizin yaşadığı bu kayıpların da neye mal olduğunu herkesin görmesi ve bu kayıpların özellikle karşılanmasını da göze alabilmek hususunda bir çaba ortaya koymak durumundayız. Yaşanan bu mağduriyetin de Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde elektrik kesintisi dolayısıyla yaşanan bu mağduriyetin de bir an önce giderilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Ve hepinizi saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Basın toplantımızı burada tamamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.